Bu soruda rasyonel sayılar ile mutlak değer birleştirilmiş. Öncelikle sayıları mutlak değer dışına çıkaralım. Eksi 2 bölü 3 negatif sayıların başına eksi getirerek çıkarıyorduk. Yani eksi eksi 2 bölü 3 oluyordu. Bunu kısaca eksi 2 bölü 3 dışarıya artı 2 bölü 3 çıkar şeklinde yazıyorduk. 2 bölü 3 çıktı. Eksi 1 bölü 2 var içeride. Dışarıya artı 1 bölü 2 çıkacak yazdık. Bölü 1 bölü 6 pozitif dışarıya pozitif çıkar aynı şekilde. 1 bölü 6 bölü eksi 1 bölü 3 dışarıya artı 1 bölü 3 çıkar şu şekilde yazdık. Şimdi ifademiz şu şekilde oldu. 2 bölü 3 eksi 1 bölü 2 bölü 1 bölü 6 bölü 1 bölü 3. Şurasını önce kendi içerisinde yapıyoruz. Neden önce bu bölümü yapmıyoruz? Çünkü şimdi şu bölümü yapsak üstteki ifadeyi bulduk diyelim. Bölerken neye böleceğimizi tam olarak bilmiyoruz. Alt tarafı tek bir bileşene indirmemiz lazım. Tek bir değere indirmemiz lazım ki sonucu rahatça çözelim. 1 bölü 6 bölü 1 bölü 3. Bölüm demek ters çevirip çarpmak demek. Çarpı 3 bölü 1 eşittir 3 bölü 6. 3 bölü 6'da sadeleştirirsek 1 bölü 2. Şimdi şu alttaki kısmın 1 bölü 2 olduğunu biliyoruz. Artık bunun yerine 1 bölü 2 yazabiliriz. Üst tarafa geldik mi 2 bölü 3 eksi 1 bölü 2 var. Bunu 2 ile bunu 3 ile genişletirsek 4 bölü 6 eksi 3 bölü 6 olur. Bu da 1 bölü 6 olur. Üst tarafta ise 1 bölü 6 varmış. Şimdi tekrar bakalım. İşlemimiz şuna döndü. Üst tarafta 1 bölü 6 var. Bölü 1 bölü 2 var. Yine bir bölüm var. Dolayısıyla ikincisini yani bu birinci eleman, bu ikinci eleman, ikinci elemanı ters çevirip üste yazacağız, çarpacağız. 1 bölü 6 çarpı 2 bölü 1. O da ne oluyor? 2 bölü 6. Sadeleştirirsem yani hem üstü hem altı ikiye bölersem 1 bölü 3 cevabımız 1 bölü 3.